Türkiye aslında başkanlık sistemiyle ilgili büyük bir kırılım yaşadı. Bunu ilk önce anlamamız lazım. Biz 85-90 yıl parlamenter sistemle yönetildik. Eskiden siz daha iyi bilirsiniz, bakanlar kurulu dediğiniz zaman karşınızda bakan bulurdunuz. Yani kendi alanında başarılı, Türk toplumunun tanıdığı, şöhretli, güvenilir, itibarlı, yani sokak tabiriyle deve dişi gibi adamlar vardı. Yani tabii ki başbakan vardı. Ama arkasında bir kurmay kadro vardı. AKP'nin ilk yıllarında bile bir kurmay kadrodan söz edilebilir. Fakat başkanlığa geçildikten sonra şöyle bir şey oldu. 51'i alan kazanacak ve tek adam. Arkasındaki kadronun o kadar önemi yok. Örneğin siz bakanlarla hep görüşüyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. O bakanların hiçbiri büyük ihtimal kendileri bir karar falan aldığı yok. Tek bir kişiye soruyorlar. O izin veriyor, oluyor ya da olmuyor. Ya da aflarını istiyorlar, istifa da edemiyorlar. Aflarını isteyerek gidiyorlar. Eskiden bakanlar hükümet düşürdü Türkiye'de. Genel başkanlığa adaylığını koyardı, parti kurardı. Böyle bir irade vardı Türk siyasetinde. Başkanlık sistemiyle birlikte bu irade bitti. Ve ne yazık ki muhalefet de buna uydu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti gibi partilerin de kadroları aynı. Genel başkanları var. Arkalarında kurmay dediğimiz insanlar, ya mesleklerinde başarısı olmayan sıradan halkın tanımadığı insanlar geliyor, pat genel başkan yardımcısı. Ya bu adam kim diyorsun, Google'dan araştırıyorsun. Adamın pek bir şeyi yok. Peki ondan daha iyisi yok muydu diyorsun. Hayır. Genel başkanlar bunlarla çalışacak. Peki çalışsın. Yani Tayyip Erdoğan'ın getirdiği model onlara da sirayet etti. Şunu demeye getiriyorum. İşi öyle bir boyuta getirdi ki ittifaklar oluştu. Ve lider olarak ben buradayım kardeşim, benden daha iyisi var mı diye meydan okudu. Şimdi o meydanı okuduğu zaman siz de onun karşısına tek bir adam koymak zorundasınız. Kadrolar yok. O kadroların oluşturduğu politikalar yok. Hatta milletvekili adaylarının bile değeri kalmadı. Eskiden biz hep bakardık, İstanbul'da hangi parti birinci sırada, hangi bölgeye kimi koydu. Bakılırdı, İsmail Cem şurada. İşte Cavit Çağlar burada, İsmet Sezgin burada, Ercan Karakaş, bunlar kıymetli insanlardı. Bunun gibi insanlar var. Şimdi İstanbul'da birinci sıra bakıyorsunuz, hiç kimsenin bilmediği bir adam. Genel başkan seviyor. Diyor ki ben bunu koyacağım. Peki diyorlar, koyuyor. Yani siyasi aktör kalmadı siyasette. Genel başkanlar üstünden bir kavga olunca Tayyip Erdoğan için iş çok kolaylaştı. Karşısına hatta Millet İttifakı'nın altılı masanın adayı kimse 10'la 51'e 49. Bir de o koyduğunuz aday eğer Tayyip Erdoğan'dan daha agresif ya da şöyle söyleyeyim, liderlik vasfı anlamında halka hayal kurdurtan, iyi bir umut veren, gelecekle ilgili projeleri olan ve onu doldurabilen biri olmayla ilgili halkta bir şüphe olduğu zaman halk diyor ki ya o gelirse daha mı iyi yapar, ya yapamayabilir, bu zaten en azından ona göre daha iyi gibi iş basitleşiyor. Parti programları önemsiz. Kurmaylar önemsiz. Milletvekili adayları önemsiz. Siyasetin hepsini dışına attılar. Birebir çekişme üstünden. O zaman hepimiz birleşeceğiz. Öyle bir adam bulacağız ki halk diyecek bu adam Tayyip Erdoğan'dan iyidir. Hepimiz buna hizmet etmek zorundayız. Bir tane adam bulacağız. Karşısına koyacağız ve yenecek. Ama siyaset böyle bir şey değil. İmkanı da yok. O alanı Tayyip Erdoğan kapatmış durumda. Çoğunluğunu yer aldığı sağ muhafazakar, üstüne bir de milliyetçiyi ekledi. Lideri kendi oldu. Oldu. Karşı taraf dağınık. Şimdi karşı taraf o zaman şöyle bir strateji izleyecek. Hem merkez sağa hitap eden, hem sola hitap eden, Türkiye'yi geniş çapta kucaklayacak bir lider profili. Ama şimdi biz önüne ne koyuyoruz? Ekmelettin İhsanoğlu. Kimi koyuyoruz? Muharrem İnce. Kimi koyuyoruz? Kılıçdaroğlu. Ya bu üçünde de %51'lik kapsayıcılığı görmüyor halk. Ve o iradeyi de görmüyor. Daha iyi yönetir. Bizi kurtarır. Ya bizi kurtarır demesi lazım. Dedirtmediğin sürece o zaman var olanın devamı daha garanti geliyor topluma. Biz siyaset başkanlık sistemiyle Türkiye'ye en büyük belayı burada açtık. Ne yazık ki o referandum, eğer o sayılamayan oylar, biliyorsun sonradan mühürler 1 milyon falan. Keşke biz başkanlık sistemine geçmeseydik. Türkiye demokrasiyi yasama, yürütme, yargının ayrı olduğu, kuvvetler ayrılığı şeklinde ve meclisin etkin olduğu bir yapıda anca absorbe edebiliyordu. Biz
yarı monarşi gibi bir hale getirdik. Başkanlık da biz bayağı padişahlık gibi yaptık ve bütün yetkiler tek insanda olunca en başarılı adamın bile yönetmesi zor olan, problemleri fazla olan bir ülkede şu anda bakıyorsunuz Bakanlar Kurulu. Ben tamam Mehmet Şimşek'i biraz ciddiye alabiliyorum. O farklı bir görevle geldi oraya, olabilir. Tamam, bir yere kadar. Aile Bakanı'nı, ismini bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanı, haberim yok. Turizm Bakanı, ETS diyorum. Yani bende bir heyecan uyandırmıyor. O politikayı alacak sırtında 10 yıllık plan yapacak. Ya nereye yapacak? Sormadan adım atamaz diye düşünüyorsun. Herkes böyle düşünüyor. Kendi bile böyle düşünüyor. Sağlıksız. Ve muhalefet de buna uydu. Onun kurduğu kurmaysız tek adam sistemini kendi partilerinde kurdular. Hepsi tek kendi partisinin tek adamı. Ve alternatif olunca yeniliyorlar sürekli. E şimdi ya kadronu genişleteceksin, sıfırdan bir düzen kuracaksın, ona karşı farklı bir strateji, ya da tek adam olarak çık, aynı sonucu al, başka birini aday koy. Ben değişeceğine inanmıyorum.